Herkese tekrar merhaba. Bir önceki videodaki birkaç başlığı biraz daha genişletmek istedim ve ikinci giriş videosu çekme ihtiyacı hissettim. Öncelikle genel olarak özgür açık kaynak yazılımların iki ana başlıkta. Bir free software olabilmesi için iki kategoriden birine girmesi gerekiyor. Permissive, serbest, paylaşım, daha serbest nitelikte ki lisanslar. Bir de copyleft, daha koruyucu önlemler içerisinde satırlar barındıran lisanslar. Evet, biraz bu videoyu asıl da çekme sebebim şu compatibility, uyum meselesi. Upstream ve downstream şu. Buradan bu asıl bu girişki videosunun kaydetme amacıma geliyorum şimdi. Bakın, upstream'den kasıt nedir? Uyumlulukla alakalı olarak. Şimdi uyumlulukla alakalı olarak GNU'nun da şöyle bir sayfası var zaten. Bakın, GPL uyumlu, GPL uyumlu web siteleri. Wow, GPL uyumlu free software ve özgür yazılım lisansları. Burada bakın, yeşil kolon olarak burada gösteriyor. Yeşil kolon içerisinde olanlar kendisiyle uyumlu. İlk başta zaten kendi versiyonları. Evet. Tabi uyumlu, ama bu ifadelerde de bazı exception'lar olabilir. Onları da okumak lazım işiniz düştüğünde. Evet, upstream'den kasıt herhangi bir, örneğin GPL versiyon 2 lisanslı bir kod parçası var elinizde. Bunu EUPL, örneğin bu kendi örneğinde. Bu Avrupa Birliği Public Lisans. Avrupa Birliği Public Lisansının içerisine enjekte edebilir miyim bu kodu? Merge edebilir miyim? Mesele bu. İşte diyor, aşağıda zaten uzun bir tablo var ya. Aşağıdaki matris tablonun hazırlanma amacı da zaten bu diyor. Siz elinizde GPL lisans var. Bunu ben merge edebilir miyim, edemez miyim sorusuna cevap bulabilmek için, bakın burada birinci kolon Distribution of the Larger Application Under EUPL. Ne demiş? Kendi açısından bakarak Avrupa Birliği public lisansı olarak yazdığınız bir projeniz var. Örneğin. Ya bu EUPL olmaz da sizin kendi seçtiğiniz bir lisans olur. EUPL örneğinde Avrupa Birliği public lisansı içerisinde siz bir kaynak kod buldunuz ve uygulamanızla bunu merge etmek istiyorsunuz. Birlikte kullanmak istiyorsunuz, ama onun lisansı GPL. GPL V2 örneğin. Şimdi gidelim GPL V2'ye. Bakalım böyle bir şey yapabiliyor muymuşuz? F, G. Bakın, AGPL zaten en güçlü copyleft olanlardan, stronger'lardan. Bakın, GPL V2.0 biraz daha zayıf. No diyor, ama exception'ı var bu işin diyor. Detaylar sağdaki kolonda. GPL V3'e gelirsek yine exception var. GPL V3 V2'den daha da güçlü. Hatta Linus Torvalds onunla ilgili bir eleştirisi de vardı. Ona da bir bakabilirsiniz bir yerlerden. V3 en güçlü, AGPL ile birlikte GPL V3 en güçlü copyleft. Yani benzetmem var bu stronger, güçlü copyleft lisanslar için. Lavabo aç gibi. Yürüdükçe kendisine içine girdiği kodu yine kendi lisansına dönüştürmeye çalışan, yani açıksam sen de açıl şeklinde. Aslında evet, hakkaniyeti de uygun. Hani ama böyle bir ekosistem kurulabiliyor mu? Realite tamamen bundan ibaret olabiliyor mu? Hayır. Upstream neymiş? Herhangi bir lisansın sizin seçtiğiniz lisans içerisine merge edilebilme durumu. Bunu seçtiğiniz lisansın dokümanlarını iyi okumanız lazım. Örneğin EUPL bir Avrupa Birliği projesi olduğu için de güzel bir dokümantasyon yapmışlar. Benimle birlikte upstream modda nasıl kullanabilirsin başka lisansı? Yani benim EUPL'de yazılmış bir projem var. Onun içerisinde GPL V2, GPL V3 enjekte kaynak kod olarak merge, kaynak kod olarak merge edebilir misin? Enjekte edebilir misin meselesi. Downstream meselesi de tam tersi. Siz UPL olarak bir projeniz var elinizde.
UPL olarak bir projeniz var elinizde. Bunu bir diğer GPL V2 ve V3 içerisine enjekte edebilir miyim sorusunun cevabı olarak UPL diyor. GPL V2 V3, AGPL, GPL vesaire vesaire. Bununla ilgili tartışmayı da Section 5'te bulabilirsin diyor. Şimdi UPL kendisi açısından bunun mümkün olduğunu görebiliyor ve kendi uyumluluk listelerinin olduğunu görüyor. Yani beni enjekte edebilirsin GPL V3'ün içerisine diyor. GPL V3 bir büyük proje var. GPL V3 büyük bir proje var elinizde. Sizin contribute olarak, yani sizin açık kaynak olarak destekte bulunduğunuz GPL V3 lisanslı bir proje olduğunu düşünelim. Ve siz bunun içerisine enjekte olmak istiyorsunuz. Zaten permissive ise, yani MIT lisansa, örneğin işte MIT lisanslı bir proje ile uğraşıyorsunuz. O MIT lisanslı projenin siz de bir destekçisisiniz veya firma olarak, stratejik olarak oraya komitlerde bulunuyorsunuz o büyük projeyi open source olarak. Ve o projeyi zenginleştirmek adına UPL bir lisans buldunuz. MIT zaten permissive, yani serbest, açık, bir copyleft değil. Her türlü sahipli yazılımla da entegre olabilir. Diğer açık kaynak yazılımlarla da entegre olabilir. Al ne halin varsa gör yazılımı. Lisansları, permissive olanlar. Ne yaparsan yap. Şimdi ama GPL V2 V3'ün içerisine enjekte olabilir diyor GPL, ama GPL de öyle mi düşünüyor acaba? Bu tarz bir soruya cevap bulabilmek için de GPL tarafına gideceğiz. Şimdi bir defa GPL tarafına gittiğimiz zaman UPL'e gidelim. GPL'in kendisiyle uyumlu görmediği, incompatible dediği lisanslardan bir tanesi de Avrupa Birliği açık kaynak lisans. Evet diyor, bu bir free software'dir diyor ve bir açıklama yapıyor. Hangi yönde onunla merge olabilir? Tabii bu listeyi de o vererek downstream yönünde o da yorum yapmış olabilir. Yani upstream yönünde yorum yapmış olabilir. Upstream yönündeki yorumdan kasıt, örneğin herhangi bir UPL'i kendi içerisine merge etmek upstream, GPL'in içerisine merge etmek isteyebilir. Veya downstream'de tam tersi. Bir GPL kaynak kodu başka bir kaynak kodun içerisine enjekte etmek isteyebilir. Belli yönlerden GPL kendisiyle uyumsuz olduğunu düşünüyor. Bununla ilgili de zaten bazı şeyler ifade etmiş. Yani burada pek çok gri alan olabilir. Bir uzmanınıza danışacaksınız. Bu bir sadece paylaşım, özellikle ben yine bir bunu özellikle belirteyim. Ben bu konu uzman olmadım, zaten konuştuklarımdan anlıyorsunuz. Sadece kurtlarımı döküyorum. Bu tarz meseleler, eğer büyük projeler içerisindeyseniz bu konu hakkında çalışan insanlardan paylaşım almak durumdasınız veya bir ekibiniz, bir küçük bir ekip kurup onları çalıştırmak bu konuda zorundasınız. Şimdi geliyorum şuradaki kolonlar, linking, distribution meselesi, distribution veya redistribution diye görebiliriz. Dağıtım meselesi. Şimdi şuradaki yazıda dağıtımla alakalı, yani bunu siz derlediniz, nerede dağıtabilirsiniz? Dağıtmanıza izin veriyor mu, vermiyor mu meselesi. Bakın distribution'da GPL kod için copylefted. Ancak belli koşullar altında. İlk dikkatimi çeken bir şey, burada distribution açıklaması ilgili Heather Meeker'ın yazısında. Şurada bir ifade var. Bir legal kişi olarak şirketiniz eğer lisansı şu durumda ihlal etmemiş olabilirsiniz. Olamaz. Yani lisansı şu durumda ihlal etmiş olmazsınız. Nedir? Şirket içerisinde personel kodu kendi arasında paylaşıyorsa diye bir durum. Bu lisanstan lisansa değişebilir. Ama bu konuda, bu yorumda üzerine hani ben ifade etmek istedim. Eğer dağıtım yoksa lisans ihlali de yoktur.
şirket içerisinde personeller arasında dağıtılan bir kaynak kod, ama bu bir müşteriye gitmese de şirket içi normalde satın alacağınız bir yazılımı yerine kullanıyorsunuz. Bundan bir ticari fayda üretiyorsunuz. Bence gri alanlar olabilir bu noktada. Üzerine iyi düşünülmesi gereken, lisans değerlendirilmesi gereken bir konu şirket içi dağıtım konusu da. Evet. Şu listede başka sub licensing meselesi, işte bu compatibility dedik ya biraz önce. Bu tabloya baktığınızda compatibility için şu sub licensing kolonu uyuma denk geliyor. Yani bu lisansların birbiriyle uyumlu olması konusu. Lisansların birbiri içinde farklı lisanslarda yazılımların upstream, downstream yönünde kullanıp kullanılamayacağını belirleyen bir şey. Bir sublicensing kastı uyumlulukla alakalı olarak anlıyorum. Şimdi bir de patent meselesi var. Patent noktasında da bu Heather Meeker'ın yazısında da patent meselesi geçiyor. Evet, bu patent noktasında bizi koruyor mu? Yani buradakiden kasıt, patentten kasıt burada iki yönlü değerlendiriliyor. Bir, bu fikri mülkiyet haline gelecek mi, gelmeyecek mi? Şöyle ki, birileri MIT lisanslı bir yazılım internete koymuş. Bunu günün birinde patentlemiş olabilir mi? Eğer MIT lisanslıysa veya İşte başka bir, örneğin GPL lisans adıysa, işte bizi patent noktasında da net ifadelerle o açık kaynak lisans, ben yani o açık kaynağın kullanıcısı, tüketicisi olan kişiyi koruyor mu? Yani ben açık kaynak olarak GPL V2 aldım, ben bunu kullandım. Ve o lisansın kendi içerisinde tutarlı bir şekilde kullandım. Ama diğer yandan da belli ülkelerde bu yazılımı yazmış kontribütör denen, dokümanlarda contributor olarak gördüğünüz kişi, author ya da author olarak gördüğünüz, yazar olarak gördüğünüz kişi bu projeyi yazmış. Tamam, eline sağlık, teşekkürler, ama ülkenin birinde patentlemiş olabilir mi? Bir yerlerde patentlemiş olabilir mi? Yani benim karşıma bir anda royalty. O ne? Üyelik, abonelik gerektirecek bir kullanım. Olamaz. Ben 10 bin tane cihaza ben bu yazılımı yükledim, kullandım. Ve GPL V2 olarak güvendim. Ona göre, o lisansın gereklerine göre kullandım. Ama bir bakıyorum, mümkün değil, olmamalı. Ve bizi bu açıdan koruyor mu, korumuyor mu? Patent noktasında. Bu patentin birinci yönü. Bir, bu yazılımın yazarı patentleyebilir mi? Bizi kullanıcı olarak koruyor mu? İki, komik olan tarafı, kullanıcı bunu patentleyebilir mi? Kamuya mal olmuş bir şeyi kendi üstüne patentleyebilirim. Yani yapmak isteyen çok insan olabilir belki. İşte bu çift yönlü korumayı sağlıyor mu, sağlamıyor mu kolonu da burada. Patent grant. Yes diyorsa patent grant, sizi koruyorsa, bakınız burada örneğin işte GPL. Copyleft. Pardon. O aynı kolonda mıyım? Ha. No diyenlere bakıyorum, yes diyenlere bakıyorum. Bakın GPL'in koruduğu yönü versiyon i0'da görüyorum. Apache'ye giriyorum. Apache'nin özellikle 2.0'ı. Evet, yes. Patent noktasında net ifadeleri var. Koruyor falan filan. Modification meselesi. Mesela LGPL'e bakalım. LGPL modification'ı benim bildiğim kadarıyla izin vermez. Hadi gidelim LGPL'e. Şu kaçıncı kolonmuş? Üçüncü kolon. Bakın, copyleft demiş. LGPL lisanslı bir kütüphaneyi buldunuz. Onun içerisinde modifikasyon yaparsanız violation, lisans ihlali. Modification, kodda değişiklik yapmak. Distribution, onu dağıtım şekli.
Yani insanlara ulaştırdınız, ulaştırabilir misiniz, dağıtabilir misiniz? Genele dağıtım hakkınız var mı? Veya hangi koşullarda var gibi. Linkleme meselesi zaten bu kolonları tekrar ele alıyorum. Linkleme meselesini biliyorsunuz. Kütüphane, linkage bildiğiniz kodu derliyorsunuz. Share obje mi, nokta statik kütüphane mi, yani binary blobunuza, binary'nize dahil oluyor mu, olmuyor mu? Ya bu bazı lisanslar için önemli. Bazı lisanslar hiçbir şekilde linkage kabul etmez. Bazıları ikisini de kabul eder, permissive'ler. İşte zayıf copyleft'ler, dinamik lisans diyebilirsin, share obje olarak beni kullanabilirsin, helal olsun der ama nokta A olarak kardeşim içine ekleyemezsin beni der. Patent garantisi dediğimiz gibi çift yönlü. Hem yazardan biz kullanıcıyı koruyan veya biz kullanıcıdan kontribütörü veya diğer kullanıcıları koruyan. Copyleft zaten olduğu gibi patente, Free Software Foundation'ın böyle haber bültenleri şuna buna bakarsanız zaten patente karşılardır. Private use meselesi, private use meselesi şu header maker'ın kastettiği distribution'ın alt başlığı içerisinde şu private use'a giriyor mesela. Distribution yapmış olmuyorsan private use serbest. Mesela private use'un serbest olduklarına bakalım. Yes. Bakın. GPL'leri de geçtim. Bakın copyleft olanlar bile bakınız. Yes olarak gösteriyor private use için. Sublicensing dedik biraz önce. Bu compatibility başlığı altında düşünebileceğimiz bir şey. Burada o kelimeyi kullanmamış. Sublicensing alt lisanslama demiş. Yani bu alt lisanslama, eş lisanslama, bir kaynak kod. O şu da tartışılmış vaktiyle. Yani bir kaynak kodu çift lisans mı yapalım? Bazıları onu da denemiş. Ya bu kaos. Dolayısıyla artık çift lisanslama yerine, çift lisanslama deyince yanlış anlamayın. Mesela örneğin ticari firmalar çift lisansa gidiyorlar ama aynı anda çift lisansa sahip olmuyor bir kaynak kod. Bir ticari lisans oluyor, iki açık kaynak lisans oluyor. Bu çift lisanslama buradaki kasıttaki çift lisanslama değil. Orada iki yol sunuyor sana. Optional lisanslama, o opsiyonel lisanslama. Eğer LGPL'i ihlal edeceksen LGPL lisanslıyı kullanma, ihlal etmiş oluyorsun. Tuşu duruma düşme, gel ticari lisans vereyim der sana. Bazı yazılımlar, Qt Framework gibi. Veya pek çok var sanırım. Şimdi neyse sallamış olmayayım. Aklıma gelen başka projeler var. Proje lisansları ele aldığımızda örnekler verirken onlardan daha net ifade edeceğim. Bilindik projelerin lisanslarını söyleyeceğim. Ben burada asıl bu videoyu kaydetme tekrar amacım, birinci giriş videosunda eksik kaldığını hissettiğim şu kolonların ana başlıkların yani ana terimleri biraz daha tekrar bir bahsetmek istedim. Anlayışınız için teşekkür ederim. Dediğim gibi bunlar hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Hiçbir lisans seçim tavsiyesi değildir. Hiçbir danışmanlık ve sizi belirleyici bir bilgi yok burada. Sadece bu konulara kafa yormak istiyorsanız şöyle bir hızlıca bu videoları da izlerseniz. Çünkü güzel kaynaklar seçtim. Seçtim kaynakları değil. Uzman olan ben değilim. Buradaki linkler uzman. Bakın burada lisans uyumu ve tekrar lisanslama. Ha, relicensing veya sublicensing veya relicensing falan işte veya compatibility and relicensing. Richard Stallman bununla ilgili bir şeyler burada yazmış. Okurken ben koptum açıkçası. Kopup kopup bağlandığım bir yazı oldu. Siz de tavsiye ederim. Richard Stallman'ın lisans uyumu hakkındaki görüşleri tabii ki copyleft bakış açısından. Evet. Son olarak bu Heather Maker'ın bakın bir YouTube kanalı var. Çok uzun süredir de değil yani son bir yıldır buraya bazı şeyler atmış. Hukukçu gözüyle buradan takip edebilirsiniz. Daha ilk videoda da söyledim herhalde. Yani internette de Türkiye'de de hani bu konularda bir şeyler bildiğini iddia eden hukuk büroları var. YouTube'da da pek çok bu konular hakkında genel bilgiler edinebilirsiniz. Benim bu paylaşımım daha çok bir okuma listesi paylaşımı gibi.
değerlendirmenizi istiyorum. Kusuruma bakmayın. Kendi alanım olmayan bir konuda kayıt yaptığım için. Bazı yine kaynaklar açıklamalar bölümünde olacak. Videodan ziyade kaynaklar daha değerli. Heather Meeker'ın da kısa kısa bakın gayet net ifade etti. What is copyleft demiş. Copyleft nedir? Veya LGPL ve Dynamic Linking. Bakın bu konuyu açıklamış. Gibi. Heather Meeker. Bu bir isim öğrendik. O da bir kazanımdır. Evet, son olarak da duygusal şeyler. 37 yıl önce. 27 Eylül. 37 yıl önce geçen hafta. Evet. Richard Stallman'ın kendini tanıttığı, GNU projesini anonsunu yaptığı bir... Evet, Google gruplarına onu taşımışlar, bu eski mail listesini. Oradan bakabilirsiniz. Bu da tarihten bir not. 37 yaşında olmuş GNU. Evet, burada tabii bir kernel projesinden vesaire başladığından da bahsediyor ama GNU genel olarak utility'ler, toolchain'ler gibi bir ve özellikle lisanslama noktasında temel kaynak. GCC yine bir GNU projesi. Pek çok utility kullanıyoruz Linux içerisinde. Onların pek çoğu yine GNU projesi kapsamında implement edilmiş. Direkt Free Software Foundation publish etmiş, basmış, göndermiş, topluluğa yayınlamış. Ayrıca zaten bu lisanslama konusu GPL, V1, V2, V3, LGPL, AGPL, bunlar hep bu lisanslarda Free Software Foundation'dan çıkıyor. Bunlar Free Software Foundation open source yerine free software ifadesini tercih ediyor. Sadece bir kelime değil, altında da tabii bir copyleft düşüncesi hakim. Tabii insanlar büyük katkı içindeler diyorum. Bu konuyu kapatıyorum. Başlıkları tekrar ele aldık. Ana başlıklarımızı. Ki önümüzdeki birkaç videoda onlardan bahsederek devam edeceğiz. Herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.